taraftar profili diye geçiyor. Şimdi Fikret Orman zamanında iki şampiyonluk geldi. Taraftar da buna alıştı. Çıtayı yüksek tutuyoruz. Biraz aşağı kalmak istemiyoruz. Şimdi adam Falcao'yu alıyor. Biz Necip'lere sürüyoruz devamlı. İyi futbolcu almazsak. Necip daha fazla oynuyor abi. Şimdi biraz yıldız çapında topçu almazsak, para vermezsek taraftar gider mi tribüne bir? Ben tribüne gittiğim zaman Fener maçına, Göztepe maçına gittim. Adamlar bizi susturdular. Bu tribünlerin hali ne olacak? Artık herkes elinde maçı canlı yayın çektiriyor. Kız arkadaşına yolluyor. Sitesine gönderiyor. Ben seyirci değilim, taraftarım. Yani bağırmaya gidiyorum oraya ama yeni nesil ne olacak bu gidişat? Gelinen noktada şu anda oynadığımız statta stadın maketi benim önüme konduğunda ben bu makette yani aynı şu andaki şekliyle kondu. Dedik ki kale arkası yanlış, kapalı tribün yanlış, stadın diklemesine olan bölümleri yanlış. Çok yukarıda, yukarı çıktığın zaman topçuları bile seçemiyorsun. Bu kadar yüksek yerde insanlar aşağı düşer. Dediler ki aralara demir koyacağız. Dedik ki adam gibi yapın, adam niye demir koyuyorsun dedik aralara. Dedik kale arkasında loca yok. Herhalde tribünü buraya kurmayı düşünüyorsunuz. Eğer buraya tribünü kurmayı düşünüyorsanız insanlara iyi niyet gösterisi olarak burayı tek parça yapın. Hani insanlar burada kendilerine bir rol seçsinler. Biz insanlara kapalıdan insanları çıkartmak için hani gerekli nedenlerimiz olsun. Bunları söyleyelim. Tribünü buraya kuralım. Hiçbirisi dinlenmedi. Hiçbirisi yapılmadı. Çok absürt işler oldu. Şimdi gelinen noktada bir kere bizim stat için söylüyorum. Göz teması yok. Sıfır. Refleksler buna dayalı olarak iptal. Şimdi tribünde çıktığın zaman bir tribün amigo çıktığında daha elini kaldırdığında bütün tribün o inene kadar onun ne bağıracağını bağırtır ve bilir söyler hemen. Yani orada bir kere döndüğünde bütün stat ikinciyi beraber söyler. Şu andaki statta üst katta bağıran adam sesini alt taraftakilere duyurmak için 3 kere bağırıyor. 3 kere döndükten sonra 4.'yü alttakiler duyuyor. 4.'yü alttakiler bağırırken bu sefer üsttekiler yoruluyor. İnanılmaz bir karmaşa var. Göz teması yok. Göz kontağı yok. Refleks yok. Reaksiyon çok zayıf. Şimdi bunların hepsi size böyle hani dışarıda bir konuşurken bir hikaye bir şiir gibi gelir ama tribünün içerisinde bu çok önemli bir şey. Kapalı tribünde kapalının mimarisi, eski stadın mimarisi içeri doğru yay şeklindeydi. Ben tribünün ortasında durduğum zaman eski açığın köşesindekini de yeni açığın köşesindekini de yanındaymış gibi görürdüm. Göz temasını kurduğum anda iş biterdi. Şimdi bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbiri kalmadığı gibi bunlara dayalı bölünmeler var. Tribünü kuramadığın için X kişi diyor ki ya ben maçı televizyonda da seyrediyorum zaten diyor. Ben maça gidip bağıramayacaksam, istediğim gibi tribün kuramayacaksam diyor. Ben maça gitmem kardeşim, ne yapacağım ben maçta diyor. Seyrediyorum zaten diyor. Cep telefonunda açıyorsun, maç seyrediyorsun abi. Ben kaç tane resim gösteririm size. Sahada top oynanırken elinde başka maç seyreden adam. Önündeki televizyondan seyrediyor telefondan. Ya anladınız mı? Adam oraya şimdi bir insanı bir yere çekmek için o insanın, o yörenin, o şehrin kültürel ve tarihi zenginliklerine göre hareket edersin. Bir insanları oraya çekmek için. Sen nereden geldin? Geçmişin nedir? Ne istiyorsun? Sen bunların hiçbirisini kabullenmediğin gibi bir de insanları buralardan soğuttun. Yani çok ciddi veballer var. Ve bu veballerin içerisinde şimdi bu soru bana her yerde geldiği için her seferinde geliştirerek cevaplıyorum. Şimdi çarşının ismi var. İşte olmaya var olmaya çalışıyor çocuklar. Gidiyorlar deplasmanı koruluyorlar. Kale arkasına yerleşti. Orada bir tribün kurmaya çalışıyorlar. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor Beşiktaş için. Yeni oluşumlar var. Var oğlu var. Ama bizim içinde bulunduğumuz noktada geldiğimiz nokta şu. Şimdi bir çift evleniyor. Çocukları oluyor. Çocuklarını binbir sevgiyle büyütüyorlar. Binbir meşakkatle büyütüyorlar. Evlilik çağına geliyor kız. Çocuk askerlik çağına geliyor. İşte onunla beraber doktor olsun, hastalık olsun, okul olsun binbir derdiyle uğraşıyorlar onları büyütene kadar. Bunların hepsi bittikten sonra birisi çıkıyor diyor ki bu çocuk benim.
Ya ne diyorsunuz kardeşim falan filan oluyor. Bu çocuk benim diyor. Ve çocuğu alıyor gidiyor. Sen bir şey diyemiyorsun. Şu anda çarşının içinde bulunduğu durum böyle. Çok üzücü bir durum. Çok içinin eridiği bir durum. Birçok yerde isyan edesin geliyor. Çünkü o tribün arkadaşlar hani bir senede geldik. Hadi 20 kişi geldik, 100 kişi geldik. Tribün yapalım. Gidelim. Değil ki ya. Ta 79 yılından beri her sene bir tane tuğla koyarak ta 2012-2011 yılına kadar bir kurulmuş bir tribünden bahsediyoruz. Jenerasyonlar arasındaki farkı eriterek gelmişiz. Yani ben şimdi 54 yaşına gelmişim. 54 yaşında şimdi benimle beraber aynı yaşta olan adamın 30 yaşında, 25 yaşında oğlu var. Ben tribüne çıktığım zaman adamın babasıyla ben beraber mücadele etmişim bu tribünde. Adam kahvaltıda, akşamleyin yemekte diyor ki oğlum diyor Alan abiyle biz bunu yaptık zamanında şunu yaptık. Ben zaten 1-0 galip bu jenerasyonu kaybetmeden gelmişiz. Ta en büyük Beşiktaş tribünlerinin en büyük artısı bu. En büyük kazancı buydu. Jenerasyonlar arasındaki bağ hiçbir zaman kopmadı. Hep devam ettirdik. Hep geldik, geldik, geldik. Ama bir yerden sonra artık stop etti makina. Araya işte hani yenmeyi başaramıyorsan böl, parçala ve yönet mantığı var ya, dünyanın her yerinde aynı şey geçerli. Böyle yapıldı. İnsanlar bölündü, parçalandı. Tribün zaten stat yeniden oldu. Kapalı mantığı çökertilmeye çalışıldı. Buralara kadar geldik. Bundan sonra ne olur bilmem. Bundan sonra yapılacak olay, toplantılar oluyor, gitmeler gelmeler, istişareler oluyor. Yapıyor arkadaşlar, şimdi tribün liderliği yapan arkadaşlar. Koşturuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ama en büyük olay yönetimle taraftarın aynı şeyi düşünüyor olması lazım. Bir tribünü kurabilmen için bunlar çok şart. Aynı mantıkta, aynı minvalde yürümen lazım. Evet. Bunları yapabilirsen tribünü 2 senede, 3 senede yine eskisi gibi güzelleştirebilirsin. Yapabilirsin. Mimari dokunuşlarla, stadın içinde mimari dokunuşlarla tribünü tekrar canlandırabilirsin aslında. Yeter ki insanlar istesin. Yani yetkili kişiler, camianın içindeki yetkili kişiler istesin. Tribünle beraber hareket etmeyi göze alsın. Birçok şey düzelir diye düşünüyorum. Çok özledi kapalı seni. Hatırla o eski günleri. Arkadaşlar. Ben birkaç sorum olacak. Tabii. Şöyle arkadaşımın dediği gibi çekirdekçiler çoğaldı. Evet, önceden biz maça giderdik mesela. Mikrofon geldiğimizde, maçtan geldiğimizde özetleri izlerken bu pozisyon ne zaman oldu derdik. Şimdi artık onlar kalmadı. Aynen öyle. Yani öyle bir şey var. Bir de mesela hani her zaman dediğimiz gibi Şenol Güneş'in hani yediği bir ekmek vardı. Onun öncesi. Yani kimdi? Yani bu eseri kuran kimdi? Mesela zaman zaman şunlar da yankılandı. Şenol Güneş işte Bilic'in ekmeğini yedi veya Samet Aybaba'nın ekmeğini yedi. Bu şeye geldi yani. Ve bunun öncesi de tabii ki hani Samet Aybaba yani artı Önder Özen diye bir insan gelmişti Beşiktaş'a. Doğru. Transferi hani yöneten. Doğru. Böyle mesela hani meyve vermeye başlandığında taşladılar mı? Ne doğru. Oldu? Doğru. Yaka paça yok oldu. Yani, yani aynı yani... şekilde Serkan Rençber hani... böyle abilerimiz gelmişti. Ben ticaret yapıyorum ufak çaplı da olsa. Benim bildiğim ticarette alınırken kar edilir, satarken değil. Biz futbolcuları yüksek fiyatlara alıyoruz. Yok pahasına veya ne bileyim zararına yok ediyoruz. Bir anda bitiyor zaten futbolcular. Hani bu takımların bir gerçekten bir izleme komitesi yok mu? Yani bu çekirdekten bir, hani bir insan bulunmuyor mu futbolcu? Yani Trakya kadar yani nüfusu olan ülkelerde yani ne topçular çıkıyor, yeni geliyor milli takıma kök söktürüyor. Koskocaman bir ülkeyiz, yetenekleri keşfedemiyoruz veya dışarıdaki genç yetenekleri keşfedemiyoruz. Sonradan da şöhret olmuş affedersiniz sanatçıları sahneye çıkartıp şarkı söylettiriyoruz. Avcılardan Feyyaz Uçar, Kocaeli'nden Metin Tekin, altyapıdan Rıza Çalınbay, Bağcılar'dan Nihat gibi oyuncular geldi bu takıma kazandırıldı. Sergen, Fikret. Hep bunlar altyapı oyuncuları. Barcelona ilk 11'inin 8'ini altyapıdan çıkartıyor. Niye?
Çünkü bu sirkülasyondan kulüpler değil, birileri kazanıyor. Alverden biriyle, ticaretle uğraşıyorum dedin, çok daha iyi bilirsin. Alverden başka birileri kazanıyor ama bu kulüp değil. O yüzden biz özümüze geri dönmemiz lazım. Yani şimdi mesela isim isim gidelim. Mesela Mario Gomez Fiorentina'dan bir seninle geldi değil mi bize? Biz Mario Gomez'i mi alacaktık? Van Persie'yi alacaktık. Van Persie'yi alacaktık değil mi? Bedelsiz. Aziz Yıldırım çıktı dedi ki 6 milyon euroya dedi ben alıyorum dedi. Tabii Manchester direkt Van Persie'yi oraya verdi. Menajerler dedi ki elimizde Gomez var. İkisi de aynı sakatlıktan çıktı. Bunda şansınız deneyin dedi. Fiorentina da dedi ki o zaman Gomez Fiorentina'da oynuyor. Bize dedi bu adamın maliyeti yıllık 10,5 milyon euro. Bizi bundan kurtarın. Biz sizden para istemiyoruz. Gomez'le ayrı anlaşın dedi. Gomez'le ayrı anlaştılar. 3,5 milyon lira bir verdiler. Başka bir para daha verdiler falan. Anlaşmada şu vardı. 22 Nisan'da sözleşme biter. Taraflar birbirlerinden memnunsa futbolcu devam eder. Bize söylenen. Sözleşme. 22 Nisan geldiğinde Gomez çok başarılı bir sezon geçirdi. Herkes Gomez Beşiktaş'ı sevdi. Taraftar Gomez'i sevdi. Takıma inanılmaz katkılar yaptı. Bu bilinçte dediler ki hadi masaya oturalım bir senelik daha imzalayalım. Hayır dediler abi. Abubakar da keza. Abubakar gelecek dediler. Şimdi soru şu. Çok iyi giden bir Gomez'i niye göndermek istersin? Kime gönderdin? Fiorentina bunları yaparken bir madde daha ekledi. Dedi ki eğer sizden başka bir kulübe transfer ederseniz paranın yarısını ben alırım. Bu veriler nezdinde Gomez nereye gitti? Wolfsburg'a gitti. Taraftarın isyanından çekindikleri için de araya ne sıkıştırdılar? Terör. Dediler ki bu adam korkuyor, morkuyor, bilmem ne falan filan. Geçmiş olsun. Gitti, Abubakar geldi değil mi? Evet. Şimdi asıl sorgulanma daha mahkemesi var bunun. Mahkeme görülüyor Almanya mahkemesinde. Para zaten o mali kongrede o zaman bir çocuğun teki çıktı sordu. Dedik ya bunun parası nerede? Çünkü 4,5 milyon euroyu aldın Wolfsburg'dan. 4,5 milyon euro bende olması lazım hani para? Diye sordular o zaman. Şimdi işte konuştuğun zaman birçok şey çıkar aslında arka arkaya geldiğinde. Dolayısıyla senin dediğin bir yere çıkıyor. Bu transferler üzerinden kendine pay çıkartan insanlar çok. Şimdi Falco Galatasaray'a geldi. Yıllık 50 trilyon para alıyor arkadaşlar. 7 milyon euro aşağı yukarı. İmza parası, gol parası, ilk 11 parası falan filan 50 lira. Bu 50 liranın hepsi, bu 50 lirada en az 7-8 tane adam cebini doldurmuştur mesela. Bir hafta kalbimi Galatasaray'a kaptırdım dedi. Alacaklarını bir hafta tahsil edemezse sözleşmesini men etme maddesi koydurdu abi. Yani velhasıl Samet'le başlayan, Samet genç kadroya daha ağırlık verdi. O zaman da işte feda dönemine denk gelmişti. Ama Şenol Güneş'in futbolcular üzerindeki mesela Şenol Güneş'te enteresan konular var. Şenol Güneş kitap konu bile değil. Yani tabii yani şimdi 2 sene üst üste şampiyon yaptıktan sonra ki o özellikle ilk seneki Beşiktaş hala tadı damağında değil mi? Yani hapsettin mi çıkmıyorsun abluka üzerine abluka sağdan soldan direkten dönenler kafa topları orası burası. Hani bitse de gitsek diyor rakip yani aman diyor kurtulalım şu işten diyor. Şimdi öyle bir takımdan sonra ikinci sene şampiyon biraz daha düşüş sergiledi. Üçüncü sene Şampiyonlar Ligi'ne ama yani dikkat edin konuşmaları falan. Tabii Şampiyonlar Ligi'ne ama üçüncü sene. Ama orada bir tutacak bırak. İstisnai bir durum var orada. Şu var. Takım bir ara durmaya başladı. Neden duruyor diye araştırdığımızda ki bölüm içerisinde Şenol Güneş'in takım içerisinde hakimiyetinin kalmadığını gördük. Nasıl olabiliyordu? Yıprattılar hocayı. Bu nasıl oluyordu? Çok ciddi veriler var elimizde. Ne zaman ki milli takımla anlaştı, bana dedi iki haftada müsaade edin dedi. Çıktı iki tane üst üste milli maç kazandı. Bir anda göklere çıkartıldı Şenol Güneş. Hatta hatırlayın bir çarşamba günü dedi ki yarın dedi bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Çok önemli konular anlatacağım dedi Şenol Güneş. Biz hepimiz ne diyeceğini biliyorduk. Diyeceklerini demediği için tavır aldık Şenol Güneş'e. Aslında deseydi çok farklı şeyler olmuş belki bu kadar da borca girmemiştik şimdi.
Abi ben tabii okuma fırsatım oldu. Önceden şey diyordunuz, futbolcuların gece hayatlarını takip ettiğinizden bahsetmiştiniz. Hatta bir mekana gittiğinde haber geliyor güvenlikten sağdan soldan ve önemli bir maça işte birkaç gün kala nasıl gider deyip. Ya bunu sizden dinlemek istedim yani. Arkadaş çevresinde oturuyorsunuz ve tık tık mesaj geliyor işte. Orada bu var, şurada bu var. Şurada bu var. Yani o zaman telefon da yok. Yani mesaj falan da gelmiyor. Telefon yok. Şimdi bizim işte maçlara sabahlama dönemlerinde falan nokta atışı yerler vardı. Yani mesela bize ulaşmak isteyen kendi özel telefon vardı. Neresi? Kahve vardı mesela. Ya da birhane vardı. Buraların telefonlarını açar. Oradan bir çocuklar bizi bulur, haber ederlerdi bize. Yani öyle telefon, melefon, gel git falan oralar daha yoktu. Tabii şimdi Fulya dediğin zaman Fulya'nın da enteresan bir Şeref Stadı'nınla beraber Fulya'nın da çok enteresan bir tarihi var. Şimdi Fulya coşkulu maçlardan sonra da mağlup olduğumuz maçlardan sonra da çok kalabalık inerdik. Yani en azı 500, en fazlası 3000-4000 kişiye inanılmaz antrenmanlar yapılırdı. Şimdi takımı tamamen sahiplenmiş. Yani şimdi size o dönemleri nasıl anlatacağım bilmiyorum ama yani 7-24 Beşiktaş'a yaşayan bir gençlik vardı. Sokakta Beşiktaş'ta yürürken hapşurduğun zaman 1000 kişi çok yaşa diyordu. Yani öyle bir ortam vardı, öyle bir kalabalık vardı ve inanılmaz adet duyguları tavan yapmıştı. Futbolcular da mesela düşünsenize şimdi 97 yılında bir olay yaşandı. Uzun bir mevzu. Biz 97 yılından 2000 yılına kadar hiçbir topçu tribüne çağırmadık. Düşünebiliyor musunuz? Ki o zamanlar en moda olay işte falanca buraya yumruk havaya bilmem ne falan fişman bunlar vardı. Ve futbolcuların çoğu bize özelden haber adam gönderirlerdi. Ya çok rencide oluruz büyük maçlarda rakip takım çağırıyor siz çağırmıyorsunuz falan. Artık belli bir sondan sonra ikinci sene falan emir kipiyle çağırmaya başladık. Beşiktaş buraya diye. Beşiktaş buraya geliyor falan. Biz alkışlıyorduk gönderiyorduk. Şimdi böyle bir mesafe koymuştuk araya. Şimdi dolayısıyla topçularla şimdi bar kapıları o zaman barlar revaçta. Şimdiki gibi değil yani. Şimdi mesela konserler var ama o zaman Etiler, Nişantaşı, Beşiktaş, Ortaköy inanılmaz bar kaynıyor. Bar kapılarında valeler, bodyguardlar, barın içindeki barmenler falan hep arkadaşlarımız, tribünden çocuklar. Şimdi tabii ki onlar olayı birebir biliyor. Şimdi topçu kaçamak da yapamıyor. Yaptığı zaman bir yerden ulaşıyorlar bize. Tak iki araba en az. Tık barın önündeyiz 15 dakika, 20 dakikada. Ne yapıyor falan daha biz gelirken de kaçıyorlar gidiyorlar zaten. Ya mesela biz çok denk geldik. Ama hep bunlar abi kardeş ilişkileri içerisinde. Hiçbir zaman bir efelik, kabadayılık gümlerle yok. Zaten o bizi taraftar olarak öyle kanıksamışlar ki. Çünkü onlar biliyor. Mesela bir şey olduğu zaman onlara gidiyoruz yine. Ya, olayı düşünebiliyor musun? Bir şey oluyor mesela. Mesela Rıza Çalınbay. Kulakları çınlasın. Adamı kaç kere evine gittik. Evinden kaldırdık eşofmanlarla. İşte nezarette düşen arkadaşlarımız falan çıkartıyorduk yani dışarı. Yani futbolcu taraftar ilişkisi inanılmaz boyutlardaydı. Yani taraftar gördüğü zaman mesela biz idmana indiğimiz zaman bizim nefesimiz futbolcunun ensesine yapıştığı anda geçmiş olsun. Futbolcu böyle bir maçta oynarmış gibi ciddiyetle oynar. Gordon Min var mesela o zaman. Ali Emeç, Bahattin Baydar bunlarla bize haber gönderirdi. Bunların hepsi gelsinler, antrenmana gelsinler. Onlar geldiği zaman daha iyi çalışıyoruz, çocuklar daha iyi motive oluyor falan derlerdi. Ya böyle bir adiyet duygusu vardı. Ha şimdi ne oldu? Gelinen noktada artık herkesin bir hamisi var. Nevzat Demir'e gittikten sonra gerçi bütün takımlar koptu yani kendi içinden. Bunlar olunca araya mesafeler girdi. Taraftar kafasındaki düşünceyi paylaşacağı tek yer artık statlar kaldı. Artık statlar da kalmadı. Statlar artık çok lüks, çok yüksek, çok büyük yerler. Artık oralarda slogan halinde bile mesela biz Sergen en son 100. yılda Beşiktaş'a geldiğinde çok kompliman bir olaydı. Sergen başlı başına bir olay zaten. Tribüne çağırdığımızda nasıl çağırdığımızı hatırlayan var mı 2003 yılında? Tribüne söz ver bize Sergen söz ver diye çağırdık. Bak şimdi tribün Sergen geldi eğildi. Çünkü Sergen'in gidişi de olaydı. Gelişi de olaydı. İşte gençliğinin en güzel çağını Siirt Cetpa, İstanbul Spor, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray buralarda birer sene yaşadı zaten 5 sene. Bize geldi artık yani en son dedik ki hani bize söz ver, barışalım, koklaşalım. Hani o da bütün sorumluluğuyla bir 2003 yılı 100. yıl yaşattı.
sağ olsun var olsun. Ama gençliğinden sonra en bize popüler zamanda, en böyle çok daha hizmet edebileceği dönemde Sergen bizde değildi. Dolayısıyla futbolcular üzerinde taraftarın inanılmaz bir baskısı vardı. Bu baskı dediğim gibi hiç zaman kötü manada değil. Hep iyiye doğru, hep iyiye yönelik ve derbi maçlardan önce özellikle. Hani şimdi hepimiz insanız. Kimse manastırda rahip değil. Herkes genç çocuk, sağlıklı insanlar, şöhretli insanlar. Hayatlarını yaşayacaklar tabii ki. Yani burada hiçbir kıstas, hiçbir kısıtlama yok. Ama herkes sorumluluğunda olmak zorunda. Bak bugün mesela şimdi Erdem Soyun Odası'nı anlattı. Doktorlar Atiba'dan kan örneği alacaklar. Adamın derisini tutuyorlar ki deri gelmiyor abi. Yağ oranı sıfır. Anlatabiliyor muyum? Adam 37 baş yaşında. Baş ağrısı, kas ağrısı hiçbir şekilde kimyasal şunu bir ilaç kullanmıyor yani. Futbolcu kendine bakarsa, doğal. Futbolcu kendine verilen ödevi, bu çocukların için de geçerli, kardeşlerinin için de geçerli, kendiniz için de geçerli. Size verilen ödevi adiyet duygusuyla yaptığınız andan itibaren size kimse karışamaz. Tanju'ya dediler ki senin ne işi var gece alemlerinde? Orada burada yok belinde silah var, yok bilmem ne var. Bir futbolcu yakışıyor mu? Bilmem ne falan, detaylara geçiyorum. Dediği bir laf var. Çıkıp golümü atıyor muyum kardeşim ben dedi. Çıkıp maç kazandırıyor muyum? Herkes kenara. Karşısındaki adam konuşamaz. Sen işini yap yeter ki. Dolayısıyla orada onu anlatmak istedim. Yani taraftar her şeyin üstündedir. Bunu taraftar olarak, taraftar kişi olarak indirgemeyin. Taraftar bir bütündür. Taraftar Rebugaz'dır. Taraftar Edirne'dir. Taraftar Diyarbakır, Van'dır, Ankara'dır. Her yerde taraftarı bir kişiyi diğer bir kişiden sen daha iyi Beşiktaşlısın diye ayıramazsınız. Herkesin Beşiktaşlılığı kendindedir. Birisinin ağzındadır, birisinin bileğindedir, birisinin ayaklarındadır. Ama önemli olan gönülden hareket etmek. Beşiktaşlılığı kimseye öğretemeyiz de ama Beşiktaş'ı yaşayanlar var şimdi. Alına al, moruna mor. Beşiktaş'ı bir yaşamak var, 7-24 koşturmak var, oraya buraya gitmek gelmek var. İşte diyorum mesela telefon geliyor, gecenin ikisi kalkıyoruz gidiyoruz. Niye? Sergen iki gün sonra top oynasın diye. Ben kendim için gitmiyorum ki, iki gün sonra Fenerbahçe maçı var. Şimdi o arkadaşım okumuş, o sabahı çift idman koymuştu Rasim Kara. Antrenmana gittik. Rasim Kara'yı bekliyoruz. Rasim Kara geldi sabah 9. Daha hiç eve gitmemiş, uyumamışız. İşkembeciye gittik, çorba içtik, antrenmana geldik. Tamam mı? Rasim Hoca'ya dedik ki, hocam bu adam, sen çift idman koydun. Bu adam barlarda sürünüyor, biz geldik gitti falan filan. Bu adamı kadro dışı bırak. Sergen'den bahsediyordu. Rasim Kara da böyle çok kalın bir sesi vardır böyle. Ya dedi çocuklar dedi siz dedi karışmayın dedi o işe dedi. Bu adam durur durur dedi. 90'da bir gol atar hepimizi ipten alır dedi. Bir gün sonra da Sergen 90'da. Bir tane de mahkemeyle bize verilmiş bir şampiyonluk var. Bu bizim alnımızın karası oldu. Yani ben artık bir Galatasaraylı'yla bir Fenerbahçeli'yle tartışırken ya gidin mahkemeye alın bir şampiyonluk oradan. Yani biz bunu keşke hiç, bunu kim gündeme getirdi, niye getirdiler, niye bizim alnımıza bu lekeyi Şimdi rahmetli Cenk Koray'ın üzerine durduğu ve yasal olarak UEFA'nın kabul ettiği bir olay bu. Mahkemeden ziyade, yani Türk mahkemeleri değil, Avrupa mahkemeleri ve UEFA'nın kabul ettiği bir olay. Çünkü Türkiye Ligleri kurulmadan evvel şampiyonluk sistemiyle Şampiyonlar Ligi yoktu. Şampiyonlar Ligi'ni Türkiye olarak temsil ettiğimizden mütevellit UEFA kayıtlarına geçen bir şampiyonluk bu. Dolayısıyla o şampiyonu şimdi kaldı ki Fenerbahçe 29 şampiyonluğumuz var diyor. Şimdi bir de oralar çıkmaya başladı. Ama o alnımızın akı gibi helal bir şampiyonluktur. Çünkü Türk mahkemeleriyle de değil sırf UEFA'nın Avrupa mahkemeleriyle anlaştıktan sonra verdiği bir şampiyonluk o. Kardeşim, dolayısıyla hiç alnının karası falan değil, ananın ak sütü gibi helal bir şampiyonluk. Yıllarca çalmışsın Beşiktaş'ta, şampiyonluk yarışına girmişsin. Beşiktaş'tan şampiyonlukları çalmışsın. Yetmemiş. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu çalmışsın. Şampiyon olduğu bir sezonu alıp götürmüşsün. Bunu sadece Türkiye Futbol Federasyonu değil, Ali'nin de söylediği gibi UEFA yaptığı incelemelerle 1959 yılında başlayan
İstanbul'da başlayan ligi, Türkiye 1. Ligi adı altında yapılan maçların ve biten ligin ardından Beşiktaş'ın bir şampiyonluğu çalınmış, yokmuş orada. Onu da geri verdiler. Biz gittik, Cenk Koray rahmetli, Allah'tan rahmet dileyelim. Beşiktaş adına inanılmaz bir söze imza atmıştır. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Bu tezahüratlar eşliğinde programı kapatıyorum. Alen Barkaryan, Beşiktaş tribünlerinin efsane lideri. Aleli kitabını bugün imzalamaya geldi. Akşam Gazetesi spor yazarı. Alen Barkaryan ve Lüleburgazlı Kartallarla sizleri baş başa bırakıyorum. Bu kadar... Bu kadar sesle bağırmam abicim ben. Bu kadar az ses bu.